Dinleyeceğiniz bu alıntı, Kemal Tahir tarafından kaleme alınan Esir Şehrin İnsanları adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Fahrettin Sadıç. Bu mühürlü zarfın içindeki defterle mektup, ölümümden sonra Çanakkale İstihkamları Komutanı Albay Sayın Şevket Bey'e verilecektir. Mehmet Ali. Sevgili komutanım, artık hayatı bırakmak, ölüme sığınmak gerekiyor. Bunun nedenlerini şimdi şu satırları yazarken tamamıyla açıklayabilecek durumda değilim. Kafama üşüşen karanlık düşünceler arasında bunaldım. Kurtuluşu ölümde arayacağım. Aşk, ölüm ve milliyetime dokunan yaralar, bu akıl almaz yenilgi, bir subay arkadaşla aramızda geçen dünkü konuşma, daha başka nedenler, aylardır olgunlaşan bu ölüm kararını apansız kolaylaştırdı. Bakınız kolaylaştırdı diyorum çünkü bu benim için yeni bir fikir değildi. Zavallı Türkler düşman çizmelerinin altına düştükten sonra yaşamak bana önce zor gelmeye başlamıştı. Sonra imkansızlaştı. Arkadaşım savaşta gösterdiğimiz atılganlığın ölümü hiçe saymamızın aptallık olduğunu delilleriyle saydı döktü. Hiçbir yararlı ödev yapmadan ölüme teslim olduğum için sizden utanıyorum. Yaşamayı göze alan silah arkadaşlarımın benden daha güçlü olmalarını Tanrı'dan dilerim. Ben daha fazla dayanamadım. Allah size de büyük işler görmeyi nasip etsin. Ruhum Türklerin mutluluğuna elbette katılacaktır. Fakat bunu bekleyip gözümle görmeye gücüm yetmedi. Çok acı çekiyorum. Bu ölüm kararıma adım adım nasıl sürüklendiğimi ilişik defterde okuyacaksınız. Karma karışık, kırık dökük yazdım. Siz anlarsınız. Beni bağışlayın aziz komutanım. Elveda. Bahtsız yaveriniz Üsteğmen Mehmet Ali.